Evet, Satisfactory'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Su sorunumuz vardı en son, yanlış hatırlamıyorsam eğer. Şu milleri bir alacağım. Şu güçlendirilmiş çelikleri alacağım. Dünya üzerinde akıp yolunu bulan su bu oyunda akıp yolunu bulamıyor ne yazık ki. Çok üzücü bir şekilde. Şimdi o yüzden bu su sistemini düzeltmemiz lazım. Suyun akıp yolunu bulması lazım. Bunun için birkaç tane video izledim YouTube'dan. Harbi harbi abi açtım. Oturdum. Millet nasıl Tonguç Akademi izleyip matematiğe hazırlanıyorsa ben de video açtım YouTube'dan. Satisfactory ile ilgili. Şu su üretim şeysiyle ilgili video açtım. Harbi harbi oturdum izledim. Ve şuna kanaat getirdim. Boruları tek bir hat üzerinden bağlayacağım birbirine. Öyle yapacağım. Ya bir tane hat yapacağız, boru hattı. O bir tane boru hattı üzerinden bütün her şeyi, bütün su sistemini geçireceğiz. Ve olacak. Herhalde olacak yani, bilmiyorum. Anlamadım tabii. Yani izledik video ama harbiden hiçbir şey anlamadım. Videolar çok garip, karışık, değişik. Çözemedim mantığı. Kafamda bir plan yapmaya çalışıyorum bir yandan. Bir şeyler düşünüyorum. Umarım yapacağız ya bugün. Bugün yapacağız ya, yapacağız. Şöyle şöyle yavaş yavaş gidelim. Osurta osurta. Şimdi hocam bu sistemi komple ben bir söküyorum öncelikle, tamam mı? Sistem komple yanlış. Su akmıyor. Su akmıyor, yolunu bulmuyor. Üretim yapabildiğimiz kadar yapalım gerçi. Sistem çalışıyor şu an. Üretim yapabildiğimiz kadar yapalım. Ondan sonra gider şey yaparız. Döküm yaparız. Ya da direkt mi söksem ya? Kapanacak zaten. Tamam, direkt söküyorum. Bak şimdi hocam. Geliyoruz buraya. Şu boruları tak tak sökeceğim şimdi teker teker. Tamam, bu boru sistemini komple çıkartıyorum. Bebek gibi bir sistem yapacağım. Öyle bebek gibi bir sistem yapacağım ki aklınız hayaliniz çalışacak. Ve olacak bu sefer. Bu sefer garantisini veriyorum. Bu sefer harbiden olacak. Ben buraya tabii mühendislik harikası yaptım bu arada. Kendime laf attırmam hiçbir şekilde. Bu kadar iyi bir sistem. Bak oyun o kadar dandik ki işte. Çok iyi bir sistem yaptım. Oyunun kafası basmadı abi. Bu kadar iyi bir sistem çalışmamasının imkanı yok. Ama oyun aptal olduğu için çalışmadı. Oyunun kafası almadı. O kadar iyi sistem yaptım. Yani harbi diyorum, profesyonelliğin zirvesi. Bunları böyle sökelim. Teker teker söküyorum. Yanlış bir şey sökmemek için. Şimdi daha da iyisini yapacağım. Bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Ümitliyim. Şunu da sök. Bunları da söküyorum. Bunları da sökeceğim. Önce bir yukarısını halledelim bak. Yukarısını halledelim. Yukarıda şu kafamda plan var. Adam ne yapıyor biliyor musunuz? Bak. Sigorta attı. Abi sigorta attı. Enerji yok şu an. Adam geliyor buradan üretime. Üretimden lojistiğe, lojistikten şuna. Bunların böyle her birisinin önüne, tabi adam yaratıcı modda olduğu için, yaratıcı mod herhalde o. Daha kolay oluyor onun için. Böyle her birisinin önüne bundan koyuyor. Tamam mı? Bak bundan böyle tak 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 koyuyor her birinin önüne. Benim işim tabi birazcık zor burada hocam. Ben yapamıyorum o kadar. Bu şekil aynen. Hiç bozmadan.
İzlediğim bütün videolarda sistem böyleydi. Bunları böyle koyuyorlar. Bunları böyle bağlıyorlar. Biraz tabi harbiden zor. Bak bu mesela yamuk olmuş. Ya yamuk olmasının bir sıkıntısı yok tabi de. Yapıyoruz bari simetrik yapalım. Düzgün olsun. Güzel olsun. Şöyle bir daha bir ayarlayayım. Bak gene mi yamuk oldu? Gene yamuk oldu. Nereye göre hizalıyor kendini bu ya? Tamam şimdi ne oldu? Şöyle bak bu da yamuk. Oyunun hizalamasında bile sıkıntı var ya. Bak buraya böyle hizalıyor. Ne var abi burada? Bu çizgi ne? Senin böyle hizalaman lazım. Enteresan bir şey. Ar, dur lan. Önce şunları bir bağlayalım. Bak bu sefer harbi diyorum olacak. Şimdi bak bunları böyle bağladı ya. Bunları da böyle bağlıyor. Tamam bak bu tek bir boru üzerinden hepsine bağlantı kuruyor bu şekilde. Burada boşluk mu var lan? Yok. Tamam. Aynı bu şekil bak. Böyle. Devamını hatırlamıyorum. Devamında ne yapıyordu hatırlamıyorum. Devamında ne yapıyordu ya? Şu yanlardan suyu veriyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. O da şöyle. Demir, aa demir levha almamışım. Demir levha alayım 2 dakika ben. Devamını hatırlamıyorum ya. Devamında ne yapıyordu hatırlamıyorum orada. Neyse devamında yanlardan su vereceğim şimdi oraya. Açıp izlesem mi videoyu ya? Gene yanlış yapmıyorum. Yok yok ben bu sefer kendime güveniyorum. Ben bu sefer yapacağım. Aha canım fabrikam benim. Üretim durmuş vaziyette. Ah ulan. Fabrika sahiplerini şimdi çok iyi anlıyorum gerçekten. Gidelim hızlıca. Buralardan buralardan bu şekilde bir bağlantı noktası yapıyoruz. Böyle orta kısma mı yapsam, şu kısma doğru uzatsam mı, ne yapsam? Dur, burası böyle kalsın. Aşağıya bir düzenleyeceğim. Su tanklarını kaldırıyoruz. Tamam bu boruları kaldırıyoruz. Boru hepsini kaldıracağım şimdi. Şöyle bunları teker teker kaldırmayalım. Ya da dur bak. Bu bozuyor ya. Teker teker kaldıracağım. Bir saniye. Önce şunlardan bir kurtulalım. Millet harbi yorum manyak bu arada bak. Çok samimi söylüyorum. Millet kafayı yemiş. Adam bu işin böyle mühendisliğini yazmış. Gerçek hayatta makine mühendisleri nasıl şey yapıyorsa, işini yapıyorsa adam Satisfactory de öyle kafayı bozmuş ki mühendis artık böyle Satisfactory mühendisi. Adam her şeyi böyle küsuratı küsuratına hesaplayarak yapmış. Kusursuz bir sistem falan böyle. Anlatıyor sistemi nasıl yapacağımızı. İşte şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız falan diyor. Ulan ben o sistemi yapsam bu oyunda gerçek hayatta gider Almanya'da Elon Musk'ın şey Amerika'da Elon Musk'ın CEO'luğunu yaparım anasını. Adam öyle bir sistem yapmış ki küsuratı küsuratına bak. Her şey küsuratlı küsuratlı o kadar öyle bir sistem yapmış. Harbi diyorum öyle bir sistem yapsam Amerika'da CEO'luk yaparım anasını. Manyak herif. Millet kafayı bozmuş ya. Millet manyak olmuş.
Neydi? Sıvı tank. Şimdi hocam buralara da böyle sıvı tankı yerleştireceğiz. Biraz geriye yerleştirelim. Şu şekil. Yani sıvı tanklarını yapıştıralım. Başka bir öğe ne var burada ya başka? Kaç tane oldu? 4. Böyle 5 tane yapabiliriz. Aynı şekilde bunları da böyle borularla bağlayacağız. Direkt problem çıkartacak galiba. Onu bir hallederiz. Hocam var ya bak bu sefer de olmazsa ben harbi diyorum oyunu bırakırım bak. Çok samimi söylüyorum. Olmadı. Tamam buraya temel yapalım öyle yap olsun. Yeryüzü şekillerinden dolayı olmuyor. Bunları kırdım. Gel buraya temel. Bak şuradan. Şöyle. Ulan da böyle. Şunları en arkaya koyacağım şu şekil. Bunlara ihtiyaç var mı bilmiyorum. Yani neden bilmiyorum ama koyuyorum ben. O adam koymuyordu mesela, dümdüz yapıyordu. Olsun biz koyalım. Bu sefer olacak ya. Bu sefer harbi olacak. Bak nizamlı bir şekilde yapıyorum. Nizamlı yaparsanız olur. Böyle. Burası niye böyle göt göt olmuş? Nizamlı yaparsak her şey olur. Böyle aynen. Bak, bebek gibi. Bebek gibi bak görüyor musun? İster misi? Oh, bunu böyle yaparken rahatlıyorum ya. O kadar düzenli ki harbi diyor harbiden. O kadar düzenli ki harbi yaparken rahatlatıyor ya. Harbi yaparken rahatlatıyor ya. Şimdi bunların boru sistemlerini şöyle bir şey yapacağız şimdi. Buradan boruyu çekiyorum. Buraya vereceğiz aynı şekilde boruları da. Kaç tane delik var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tanesi çıkış deliği olacak. 6 tane delik var. Kaç tane makine var? 1, 2, 3, 4. 3, 6, 7. 2, 4, 5, 6. Bir tane daha delik lazım bize. Şöyle yapsam bence olur. Dur, bunları birleştirmem lazım bir saniye. Böyle. Tamam, buradan başlayalım. Bak şu buna bağlanacak. Bu buna bağlanacak. Buna bağlanacak. Bu da buna bağlanacak. Diğerlerini de şöyle içeriden verelim. Bu boruların böyle üst üste binmesi falan bir sıkıntı çıkartmıyorum şu anım kadarıyla. O yüzden böyle dümdüz yapabiliriz. Bir sıkıntı yok. Tamam mı? Şimdi bak buradan böyle yukarıya doğru bağlantı noktası yapıyoruz. Çıkamayacağım yukarı. Şuraya tutabilirsem. Şu
Şurası abicim bağlantı noktamız oluyor. Şuraya bir tane pompa koyuyorum. Bak buradan şöyle en dibe doğru koyacağım. Bunu da bir tane elektrik şeyine hemen bağlayalım. Boş mu değil? Bu boş. Şimdi bu boruyu buradan buna bağlıyorum. Şöyle. Bak şimdi oldu bu sistem, tamam mı? Sistem şu an harbi oldu. Bak çok net söylüyorum, oldu. Şimdi şu bağlantı kablosunu buradan böyle çıkarttık. Geldik abicim. Biyokütlelere geldik. Biyokütle yakıcılara geldik. Daha açtık. Açamadım. Yani güç vermemişim çünkü bunlara, pardon. Bunları hemen açıyorum. Açıyorum. Tamam mı? Aşağıdaki şimdi su sistemi çalışıyor bak. Aşağıdaki su sistemi çalışıyor. Bunların suyu bitiyor ama bak, bu biyokütleler şey olmayacak. Yeterli gelmeyecek. Şu kömürler kapandığı anda gene aynen. Birkaç tane daha büyük kütle mi yapsam, ne yapsam? Bunlara su gelene kadar idare etmemiz lazım şeyleri. Buraya birkaç tane daha büyük kütle yapıyorum. Bu kadar yeter herhalde. Hangisi boş? Boş direkt kalmamış. Şuradan bir enerji şeyi çekelim. Direği çekelim. Tamam. Su gelsin buraya. Bütün mevzu bitecek. Ya suyun gelmesini beklemek mecburiyetindeyiz. Su gelene kadar da böyle idare edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Buradan azıcık bir şey alayım. Şu an okeydir herhalde. Herhalde okeydir. Şu sarı. Niye sarı? Tamam, bunu da açtım. Şu an okey. Şu an okey. Kömürler çalışmıyor. Sadece biyolar çalışıyor. Bak şimdi. Bak. Gel. Borularda su var mı? Yok. Önce şeylerin dolmasını bekleyeceğiz. Yakıt kalmadı bak, buradan inersem şuradan çıkarım gerçi. Ya şimdi su şeyleri çalışıyor, tamam mı? Bak sular buradan deli gibi akıyor. Bunlar da deli gibi doluyor bak, görüyor musun? Bak sisteme bak, hadi bakayım. Köpek gibi doluyor. Heh, sıkıştı burada, çok güzel. Aradan. Ulan. Ya hocam bir şey üret, şuradan çıkmam lazım lütfen. Asansör üret. Asansörün de üstüne çıkamıyorum ki. Üretelim. Bu neredeydi kutu? Hadi lan, sisteme bakamıyorum ya. Çıktım. O neydi lan? Aa, bu ne? Oo, bak burada renk varmış lan. Fabrikalara renk koyabiliyormuşuz ulan ya. Daha yeni görüyorum ben. Neyse dur, şu an derdimiz renk değil abicim. Şu an bizim su. Bak görüyor musun? Buradan şimdi boru yukarıya doğru gidiyor. Yukarıya kadarki sistem okey. Şu an çalışıyor her şey. Yukarıya bir çıkalım bakalım. Bak burası da aynı. 70 litrelik su akıyor. Şu fabrikalara gelelim bakalım. Bak fabrikalar da suyla doluyor. Ah ulan ah.
Ya arkadaşlar bu oyun bu kadar saçma bir oyun. Ben mühendislik harikası çok bebek gibi bir sistem yapmıştım. O mühendislik harikası bebek gibi sistem hiçbir şekilde çalışmadı. Böyle basit bir sistem yaptım. Bu basit sistem şu an çalışıyor. Hayvan gibi çalışıyor yani. Görüyorsunuz değil mi? Ya. Bu şeyleri bir kapatacağım ama. Bunlar bir çalışmasın. Dolsun bir. Biyoreaktörler zaten şu an enerjiyi fazlasıyla üretiyor. Fabrika bir kapalı kalsın. Su sisteminin komple çalışıp çalışmadığını bir öğrenmemiz lazım. Bak. Bunları kapattım. Bunlar zaten çalışmıyor. Bunlarda su yok. Şimdi burada kaç ne kadar? 45 metreküp su harcıyor, tamam mı? Bak burada buraya kadar su gelmiyor. Buraya kadar ki su akışında bir problem var. Buraya kadar ki su akışındaki problemi çözmemiz lazım. Buradaki akış hızı gayet normal. Diğer taraftan da bir bağlantı yaparsam büyük ihtimalle çözecek. Gel buraya. Boru hattı de. Bak şuradan da bir bağlantı yapacağım. Buradan şöyle alayım. Buradan böyle alayım. Şunu çıkarttım. Buraya bundan koydum. Bağlı galiba birbirine. Bakayım. Akış hızı çok düştü. Akış hızı çok düşüyor. Peki ama neden düşüyor işte? Bak akış hızı burada düştü yani. Böyle yapınca normale dönüyor. Aynen. Abi böyle çalışsın abi, boş ver ya. Bundan yapmaya hiç gerek yok bence. Burada bir sıkıntı var işte. Bu sıkıntıyı çözmemiz lazım şimdi. Buraya kadar su gelmiyor. Sıkıntı şu an öyle bir sıkıntı. Buraya kadar su gelmiyor. Burası dolmuyor. Ya yani buranın dolması çok yavaş. Harcadığı yani tüketimi karşılayamıyoruz biz burada. O yüzden burası çalışmayacak. Bunu nasıl çözeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Bak burası 300. Bunun düştüğü yere pompa koysak 300-300 gidiyor bak. Burası böyle 300-300 gidiyor. Burası da 300. 300, 300, 300. Bak burada tam bir düşüş yaşanıyor, tamam mı? Buna böyle boru hattı koysam buraya. Bence çalışır herhalde, ne bileyim. Boş direk nerede var? Ben direk lazım bana. Tamam. Gel bakayım. Heh tamam. Oldu oldu. Tamam. Akış hızı burada arttı. Aynen. Aynen tamam. Çözdük sistemi. Gene burada bir düşüş var tabi. Burada gene bir düşüş var tabi. Buradaki düşüşü şimdi düzelteceğiz. Buraya da bir tane pompa koyacağım. Yok buradaki burası düşmedi. Fabrikalar çalışmadığı için şu an akmıyor su. Su duruyor. Tamam. Bak çalışmıyor bunlar, görüyor musun? Fabrikalar şu an full suyla dolu. Şimdi hocam ne yapıyoruz? Geliyoruz, güç attı diyoruz. Bunu gene aynı sisteme bağlıyorum. Tamam mı? Biyoreaktörleri kapatıyorum. Kapat abicim şunları. Kapat, 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 kapat. Komple kapat. Bunları gene tabii çıkartmayacağım. Bir sıkıntı olursa sistemde. Eğer ki. Bu biyoreaktörler bizim hayatımız, damarlarımız. Sistemde sıkıntı olduğu zaman arızayı bunlarla çözüyoruz. Şuradan sadece yakıt alacağım kendime. Şunları alıyorum. Kullanmayacağım bu biyoreaktörleri daha. Umarım. Öyle umut ediyorum yani.
Şu biyoreaktörlerin bağlantı kablosunu keseceğim sadece. Şu bağlantı kablosu biyoreaktörlerin. Şunun kablosunu keseceğim. Başka biyoreaktörlerin herhangi bir bağlantı kablosu yok. Şu an sadece kendilerine bağlılar. Hiçbir şekilde hiçbir güç üretimi yapılmıyor. Şu açık kalmış. Tamam. Aynen değil mi? Evet. Biyoreaktörler şu an çalışmıyor. Şimdi kömür fabrikalarını çalıştırıyorum yavaş yavaş. Açtım abi şalteri de. İşte demek ki abi yani çok detaylı yapmayacaksın. Yani çok düşünmeyeceksin. Ben bak çok ciddi söylüyorum. Çok samimiyim bu konuda. Yani çok profesyonelce ve çok büyük bir mühendislik yaptım ben aslında işte. Ama yok yani oyunun mantığı o şekilde işlemiyor. Hani satisfactory'de bir laf vardır. Standart bir laf hatta. Şey diyeceğim, bu boruların su akışı gayet iyi ya. Galiba. Pompayı çalıştırmaya gerek var mı? Galiba o şu pompaya gerek yok lan. Çıkart bakayım. Şu sondaki fabrikayı sadece şey yapacağım, kontrol edeceğim. Bir sıkıntısı var mı diye. Yok ya, hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten hiçbir sıkıntı yok. Pompa koymaya gerek yok. Satisfactory'de bir laf vardır. Bu lafı genellikle çok şeylerden duydum böyle. Satisfactory'nin böyle prosu olmuş. 5000 saat oynamış falan insanlardan çok duyuyorum. Bir şey çalışıyorsa dokunmayacaksın abi. Bir şey çalışıyorsa dokunmayacaksın. Bir şeyin de çalışması için en basit halini yapman lazım. Zor düşünmeyeceksin, basit düşüneceksin. Bunu çok duydum. Özellikle izlediğim videolarda da fazlasıyla duydum. Denk geldim. Gerçekten haklılar yani. Basit yapacaksın ve düşünmeyeceksin. Çalışıyorsa da ellemeyeceksin. Şu an çalışıyor sistem. Çok basit bir sistem yaptık. Az önceki o mühendislik harikası tamamıyla çöp oldu. Şurası sadece çok gözüme batıyor. Yok abi burada bak sıkıntı var burada. Buraya su gelmiyor. Akış hızı buraya düşüyor. Buraya gerçekten bir pompa lazım. Sonlara doğru bir pompa lazım. Pompayı nereye doğru koyacağız? Bak buralar az, buralar az. Düştüğü yeri tam bulmam lazım. Bak tam şu noktada düşüyor. Bak bu noktadan sonra düşüş başlıyor. Tam şurada düşüş başlıyor. Burada böyle iyi ilerliyor. Burada iyi ilerliyor. Buradan sonrasında düşüş başlıyor. Şu noktaya pompa koyulabilir. Tam bu noktaya bir pompa koyulabilir. Şu aşağıdan bir bağlantı kuracağım bu pompaya. Tamam mı? Şimdi bir test edelim. Pompanın durumuna bir bakalım. Pompa çalışmıyor ki. Çalışıyor mu? Pompa galiba sadece yukarıya veriyor ya. Bak şuradaki pompaya bir bakalım. Bak pompa çalışıyor. 17 metre basma yüksekliği var. Maksimum akış hızı 300'de. Aktığı hız 300'de daha doğrusu. Pompa çalışmıyor ama galiba. Pompa işe yaramadı. Yok burada pompa niyeyse işe yaramadı ya. İşe yaramadığından da değil, işe yaramadığı için de değil, çalışmıyor. Bak tam aslında buraya koyduk bu işimizi çözeceğiz gibi. Çözemedim ya. Çalışması lazım pompa. Sadece yukarıya doğru mu veriyor acaba? Enerjiyi aldı. Basmıyor. Animasyonu mu hatalı acaba? Allah Allah. Kardeş çalışsana lan.
Bu galiba sadece yukarıya veriyor ya. Ama bak buralar sıkıntı da. Buraların suyu bitiyor. Evet, gene fabrikayı yapamadım. Bak burası bitti mesela. Buranın suyu bitti. Bunu nasıl çözeceğim ya? Oraya kadar gitmiyor ki bu su. Şuradan bir tane daha bağlantı sistemi kursam. Bak. Şu boruyu şöyle yap. Gel buraya. Bunu al. Nereye bağla? Buraya bağla. Gel. Bunu böyle bağla. Her türlü çalışacak zaten. Sıkıntı yok. Aynen. Tamam. Buradan